Merhaba arkadaşlar. Bugün kasa topluyorduk da. Kasayı toplarken dikkat ettim. Bu yeni bir tane anakartımız var. Asus Strix Z270H Gaming modeli. İnternette baktığımızda bununla ilgili sadece İngilizce kaynaklı şeyler vardı, videolar. Biz de kasayı toplarken sizinle paylaşalım dedik bu anakartı. Anakartımız Asus'un Strix Z270 modeli dedik zaten. 1151 pinli. Intel'in 6. ve 7. nesil işlemcileri için kullanılmış bir, daha doğrusu uyarlanmış bir anakart. Şöyle hızlıca içeriğine geçelim. Bu arada bizim anakartımız yüksek bir şey, fakat kullandığımız işlemciler çok yüksek değil. Şöyle göstereyim. Bunun özelliği ne diye sorarsanız, oyunculara özel bir tasarlanmış bir şey, anakart. Şu kısımları görebiliyorsunuz, soğutucular, korumalar. Burada ne yapılmış mesela? Bu kapakları kişiselleştirip 3D printer'dan çıkarabiliyorsunuz. Bunun kalıpları Asus'un kendi sitesinde var. İndirip sadece 3D printer'ınıza tanıtmanız yeterli oluyor. Oradan baskıyı alabiliyorsunuz. Şöyle kabaca özelliklerine bakalım. Özelliklerini söyleyeyim ben size. DDR4 RAM'lerimiz var. 3866 MHz'e kadar çıkabiliyor hızı. Çift ekran kartı girişi var. SLI bağlantısıyla köprü yapabiliyorsunuz. Onun dışında çift M.2 SATA yuvamız var. İki tane SATA girişimiz var. Başkasında şöyle Supreme FX ses kartı kodeğimiz var üzerinde. Ses konusunda iddialı olduğunu söylüyor Asus. Oyuncular için tasarlanmış bir anakart sonuçta. Şöyle port girişlerine bir kontrol edelim. Yukarıda iki tane USB 2.0 çıkışı, bir adet DVI portu, görüntü çıkış birimi, bir adet HDMI, 2 adet USB 3.1. Bu hız olarak 10 gigabit bölü saniyeye kadar çıkabiliyor. 4 adet USB 3.0, 1 adet PS2 bağlantısı, klavye mouse aynı yerden tanıtabiliyorsunuz. 1 gigabit Ethernet girişimiz var. Ses çıkışlarımız burada mevcut. Şu anda tam hatırlamıyorum, 7.1 olabilir bunlar. Bir de optik ses girişimiz var. Bu şekilde bir anakart. Şöyle şu kapakları, şunları sökmek için buranın arka tarafında vidalarımız var. Bu vidaları söküp 3D printer'dan çıkardığınız şeyleri, kalıpları buraya istediğiniz şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Şu etiketleri söküp değiştirebilirsiniz. Hani hem performans hem de görsel açıdan güzel bir anakart. Bu şekilde bir anakartımız var işte. Bunda kullandığımız işlemci saçma olacak ama biraz komik de olacak. Zaten stok fandan belli. Intel'in 4650, G4650 modeli, 1151 pinli. Şimdilik bu şekilde toplayacağız bunu. Başka da şöyle tekrar soketlerini bir göstereyim size. Bu anakartla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Şöyle detaylandıralım birazcık. Strix modeli diye geçiyor bu. Şöyle çıkışlarını falan. Şöyle etiketler var. Anakart üzerinde yapıştırmak için şöyle şunlar çıkıyor, etikettir bunlar. Şu şekilde güzel etiketlerimiz var. Aynası var. Şöyle bir de SLI köprümüz var. Çift ekran kartı bağlantısı için. Şu şekilde. Diğer türlü işte kullanma kılavuzu, CD'ler, ıvır zıvır şeyler işte. Şöyle
Şöyle anakartımıza HyperX'in Fury DDR4 RAM'lerini kullanacağız. 4 GB'lık 2 adet DDR4 RAM'imiz var. Toplamda 8 GB. Kit olarak satılıyor bunlar. Şu şekilde size gösterelim. Bir de açabilirsin. Şu şekilde taktık RAM'lerimizi. Sistemde şu şeyi kullanacağız. SSD 850 Pro 128 GB. Kasamızda şu şekilde. Şekli şemali şu. Böyle bir kasa toplayacağız. Bu daha çok anakart için bir yapılan bir videoydu. Çok fazla bilgi sahibi değiliz bununla ilgili. O yüzden Türkçe bir bilgi olsun diye size bu şekilde anakartımızın tanıtımını yaptık. İyi günler.